Malatya'da tekstil sektörün öncüsü olan Arısal Tekstil'e konuk olduk. Birlikte izleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Kaysı Diyarı Malatya'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise kendi dalında, kendi sektöründe lider bir firma olan Arısal Tekstil'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Aydın Arısal ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Aydın Bey? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki özelliklerini anlatacağız, firmamızın ürünlerimizi anlatacağız ama öncelikle firmamızın biraz geçmişinden bahsedelim. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nerede başladı bu hikaye? Firmamız 1993 yılında kuruldu. Yaklaşık 23-24 senedir tekstil sektöründeyiz. Bununla beraber iş elbisesi ve iş güvenlik malzemelerini son 3 senedir en direkt olarak çalışmaktaydık. 4-5 aydır da direkt üretici olarak çalışıyoruz. Direkt yanımızda çalışan 15-20 elemanımız var. Bununla beraber en direkt bize çalışan 100 kişiye yakın elemanımız var. Bu sektöre nasıl girdik? Biz zaten kumaş ticareti ve iplik üretimi yapmaktaydık. Bunu yapınca bu işin de artık nihai müşteriye ulaşmanın bir gereklilik olduğunu hissettik. Bundan dolayı kendi ürünlerimizi kendimiz dikip kendimiz pazara vermeye başladık. Bizim vizyonumuz birincisi terminimizin kısa olması, kaliteli ürünü daha ucuza müşteriye nasıl sunarız, o hesapla bu yola çıktık. Bizim ürünlerimizin en büyük özelliği en kaliteli kumaşları bulup bunların ihraç fazlası olan, üretim fazlası olan ürünleri işçi elbisesi olarak insanlara sunmamız. Normalde işçi elbisesinde en kötü, en kalitesiz kumaşları hani işçi elbisesi diye görülür, bakılırdı. Ancak günümüzde işçi elbisesi de artık bir moda oldu. İşçilerimiz de yani daha kaliteli nasıl giyeriz? Hani insan çalışırken daha rahat nasıl eder? Ondan esinlendik. Daha iyi, daha kaliteli, daha iyi modayı nasıl yaparız? Bu şekilde işçilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, tabii ki tamamen tasarımlar size ait, kendi bünyenizde yapılıyor. Ama onun haricinde çok farklı ürünler var. Sadece tekstil değil, bu anlamda iş güvenliği adına da hizmet veriyoruz, öyle değil mi? Aynen öyle. İş güvenliği de son 3-5 yıldır olmazsa olmazı olmaya başladı. Yani duyuyoruz televizyonlardan, şeylerden. O yüzden o konu bizim en hassas konularımızdan. Onunla ilgili de elimizden geleni yapıyoruz. Peki ürünlerimizde neler var? Ürün gamımızda neler var? Ürün gamımızda işte pantolonlarımız var, tişörtler var, ayakkabılar var, çelik bulunumlu kompozit ayakkabılarımız var. Bunların yani sadece ürün olarak vermiyoruz. Biz bunlara sevgi veriyoruz, duygu yüklüyoruz. Bir ürün vermiyoruz yani insanlara. Kesinlikle ama aslında iş güvenliğine dair bu anlamda kamu ve kurum kuruluşlarla da çalışıyoruz ve ihalelere katılarak biz bu ürünleri pazarlıyoruz, öyle değil mi? Aynen öyle, ihalelere katılıyoruz. İhalelerde en çok karşımıza çıkan fiyatla orantılı ihaleler yapılıyor. Aslında biz buna karşıyız. Fiyatın yanında kalitemizin, terminimizin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden ihalelerde alıyoruz ama bize güvenen firmalardan daha çok ihale alıyoruz. Bize güvenen insanlarla çalışıyoruz. Yani sadece fiyat konusunda biz çok iddialı kalmıyoruz ama kalitemiz ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Evet, bu anlamda özellikle bu sektörde güven olgusunu nasıl sağladık? Size nasıl güveniyorlar peki? Yani birincisi 90'lardan beri bu işin içinde olduğumuzu, ismimizi, ürünlerimizi bilen insanlar zaten o konuda tereddüt etmiyorlar. Background'u bilince, değil mi? Firmanın evet. Geçmişini bilince tabii ki bu da hiçbir şekilde sorun yaratmıyor. Evet. Ve güven olgusunu da sağlıyoruz. Bu da çok büyük bir başarı. Çünkü sektörde var olabilmek ve işin devamını sağlayabilmek çok zor. Ama siz bunu başardınız. Bu anlamda hizmetlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. Öyle değil mi? Yani daha iyi nasıl yaparız? Daha kaliteli yerlere nasıl geliriz? Daha zincirlerimizi nasıl artırırız? Amaç bu. Evet, hedef büyük, yolunuz uzun. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için ve size de bu yolda başarılar diliyorum.